İyi akşamlar. İktisat Toplum Dergisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Arayış programı ile karşınızdayız. Asaf Savaş Akat hocamızla birlikte hazırladığımız bu programda bu defa bir değişiklik göreceksiniz. Her hafta ayrı bir akademisyenle, bir kişiyle genelde sohbet ederken bu hafta 3 konuğumuz var. Çünkü bu hafta farklı bir konu üzerinde ve farklı bir nedenle karşınızdayız. İktisat Toplum Dergisi geçen yıl 10. yılını doldurdu ve bu 10. yılın son 3 yılında Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü vermeye başladı. 2019 yılında ödülümüzü Chicago Üniversitesi'nden Ufuk Akçeyit aldı. Geçen yıl Hacettepe Üniversitesi'nden Aykut Attar Hoca aldı. Bu yıl ise 3 akademisyenin yazdığı makale ödüle layık görüldü. Oğuz Öztunalı, Ceyhun Ergin ve Cem Oyvat Hoca birlikte yazdıkları makaleyle bu yılki Asaf Savaş Akat ödülünün sahibi oldular. Bu arada bu ödülde jüri üyeliği yapan hocalarımızın ismini saymak isterim. Asaf Hoca ve benim dışında Ercan Eren Hoca, Seyfettin Gürsel Hoca, Erinç Eldağ, Osman Aydoğuş, Serdar Sayan, Ayça Ebru Giritligil ve Ayşe Tekin koro jüri üyeleriydi. Açıkçası tüm makaleler önce bize gelip sonra hocalara dağıttığımız için daha geldiği andan itibaren ben heyecanlanmıştım. Çünkü çok nitelikli makaleler geldi. Seçerken de jüri üyeleri de zorlandı. Sonuçlar yine bizde toplandığı için biliyorum. Ama bu zorlanmaya rağmen en iyi seçimi de yaptık diye düşünüyoruz. En azından biz jüri üyeleri olarak. Bir şey daha söyleyip sözü Asaf Hoca'ya bırakacağım. Biz esasında Ufuk Hoca ödülü aldığında bir tören yapabilmiştik. Çünkü o zaman salgın yoktu. Maalesef geçen yıl Aykut Hoca'ya böyle bir tören yapamadık. Zoom'u da akıl edemedik. Daha henüz adapte olamamıştık. Ama bu sene akıl ettik. Zoom üzerinden bir hem ödülü açıklamayı hem de ödülle ilgili makaleyle ilgili bir toplantı yapmayı düşündük. Ve bunu en azından Zoom üzerinden yapıyoruz. Ama şunu da hem Aykut Hoca'ya hem de bu ödül sahibi olan 3 akademisyen arkadaşımıza, dostumuza şunu söz veriyorum ben İktisat Toplum Dergisi editörü olarak. Salgın bitsin. Bunu biz yüz yüze bir toplantıyla yapacağız. Kamuoyuna açık. Çünkü biz biliyoruz ki sevmek dokunmaktır. Birbirimize dokunup bir merhaba dememiz güzel olur diye düşünüyorum. Asaf Hocam söz sizde, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben de hem jüri üyelerine teşekkür edeyim. Tabii İktisat ve Toplum Dergisi bütün bu işin motorudur. Ömer Faruk'a ve Fethiye'ye mutlaka teşekkür etmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi bu ödül için aday olan arkadaşlara, herkese teşekkür etmek istiyorum. Kazananlar tabii özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu sene şeyin aslındaydı, yani aslanın ağzındaydı doğrusu ya. Şöyle diyeyim, yani bayağı kolay olmadı bunu kazanmak. Ekonometrika'da çıkmış bir makale de vardı. Yani yarışanlar içinde, yani böyle bayağı ciddi bir rekabetler bunu aldınız. Onun için üçünüzü özellikle kutluyorum. Amacı zaten, ödülün amacı bir yerde genç, Türkiye'de bir genç nesil iktisatçı geliyor, iktisatçılar geliyor. Dünyanın bir sürü yerlerinde, bunlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir sürü yerlerinde de hocalık yapıyorlar, araştırmacılık yapıyorlar. Biz geçen toplantısında arayışın Filiz Ütal'la şey yaptık. IMF'de bir, yani çalışan bir genç Türk iktisatçısı. Makalelere bakıyorum, işte çeşitli dergilerde çıkan, sık sık NPR'da, şeyde, American Economic Review'da şeylere, Türklerin isimlerine rastlıyoruz. Büyük şey oluyor ama bunu da bir teşvik, şey yapmak için mükafatlandırmak, ödüllenmek. Tabii burada ödülün maddi kısmı o kadar önemli değil. Sizin yaptığınız işleri, yani Ufuk'un yaptığı işi, Aykut'un yaptığı, sizlerin yaptığınız işi karşılığında, önemi karşısında maddi kısmı son derece önemli ama bir yerde bir, her şeye rağmen bir teşvik olsun, olur diye düşünüyoruz. Evet, Ömer Faruk'a katılıyorum. Muhakkak yüz yüze bir şey yapmak zorundayız.
bundan sonra şeyinde tekrar herhalde bir gün açılacak. Ben görür müyüm bilmiyorum ama yani insanlar herhalde tekrar birbirlerine dokunur hale gelecekler. Şu anda pek öyle durmuyor ama o olur olmaz hemen bir şeyli tören. Yemeli içmeli daha da iyi olur. Değil mi evet, Ömer hocam. Faruk? Yani, Evet, yani evet sonra hocam. oturulur. Biraz bir sohbet, bir muhabbet edilir. Dikkat bir şeyler falan. Güzel olur diye. Evet. Herhalde size dönelim. Hangi sırayla şey yapacaksınız bilmiyorum ama bir kere şey de söyleyeyim. Yani Kaleki benim için de çok hoş bir, çok hatırası olan bir adam. Belki ona sonra değiniriz ama yani bu konuyu nereden seçtiniz? Bir de üç kişi nasıl makale yazıyor? Ben hiç bir Ege'yle, Ege geldi mi gelmedi. Ege Yazgan'la bizim bir iki defa oldu. Onun dışında pek becerebildiğim bir şey de değil ama. Evet, top sizlerin. Hangi sayıyla gidecekler Ömer Faruk? Hocam bir şeyler önce, programdan önce Devrim Hoca ile konuştuk. Daha sonra üç dostumuzla da üç kazananı konuştuk. Devrim Hoca bir giriş yapacak. Sonra evet, arkadan devam edilecek. Devrim Hocam sizden başlayalım. Evet, çok teşekkür ederiz öncelikle. Hepimiz Cem'de, ben de, Oğuz'da gurur duyduk gerçekten de bu ödüle layık görüldüğümüz için. Öncelikle bütün jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Onu söyleyerek başlamak isterim. Şimdi ben biraz aslında makalenin ayrıntılarını anlatmadan evvel onu Cem biraz daha başlayacak teorik kısmını, ampirik kısmını ben anlatacağım. Herkesin anlayacağı bir şekilde. Çok teknik ayrıntıya girmeden ama bu çalışmaya nasıl başladığımızı kısaca anlatayım birkaç dakika. 2014'ün yaz aylarında ben hatta Cem'le de konuştuk bunu nasıl başladığımızı diye de Cem hatırlamıyordu telefonla konuştuğumuzda birkaç gün evvel. Ben çok net hatırlıyorum nasıl başladığımızı. 2014 yılının yaz aylarında Cem sanırım bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde yaz okulunda ders veriyordu veya ziyarete geliyordu. Arada zaten davetten bir çalışmamız olmuştu. Beraber bir çalışma yapalım gene diye böyle yemeklerde falan öğrendiğini konuşuyordu. Konuşurken de ilk sohbet esnasında yani ben de Cem'in bulunduğu üniversitede bu Kaleçkin büyüme modelleri ve bunun ampirik yansımaları, işte buna ücret ve kar yanlı veya çekişli deniyor. Büyüme modelleri üzerine çalışmalar yapıldığını takip ediyordum. Bunun bir işte hani en azından ve hep böyle baktığımızda çalışmalar aslında çalışmalar ülke ülkeydi. Yani işte Amerika'da büyüme şeyi nasıl, ücret çekişli mi, kar çekişli mi, yani ücret yanlı mı, kar yanlı mı? İşte Türkiye'de nasıl, İngiltere'de nasıl, böyle genelde ülke ülke giden çalışmalar vardı. Dedim biz bunu daha böyle bir genel yapalım. Yani en azından bulabildiğimiz veri, mümkün olduğunca veri bulmaya çalışalım ve olabilecek en yüksek sayıda ülke için bunu yapıp en azından genel bir şey bulmaya çalışalım. Bir genel bulgulara ulaşmaya çalışalım. Ülke ülke olmasın da diye konuştuk. Öyle başladık aslında. Sonra 2014'ün sonbaharında British Akademi'ye, ki işte bu herhalde sosyal bilimlerde, İngiltere'de tam ben de hakim değilim, Cem daha iyi bilir belki ama sanırım iki tane böyle bir bilim akademisi var. Bir böyle daha sosyal bilimler için, biraz daha doğa bilimleri için galiba. İşte bu sosyal bilimlere ağırlıklı olan akademi British Akademi. Onların bir proje çağrısı vardı. Newton Advanced Fellowship diye. Ona başvurduk. Onu kazandık. Yani epey de bize yaklaşık 50 bin pound civarında bir destekti galiba. 2 yıllık bir proje. 2015 ile 2017 arasında. O projede yani bu aynen bu konuyla başvurduk. Yani böyle bir çalışma yapacağız diye başvurduk. İşte kabul edildi. O projeye başladık. O proje kapsamında hatta tarihlere gelmeden evvel baktım. 2016 sonbaharında bir çalıştay yapmışız Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir de 2015 yazında da bir ders serisi açmışız. Lectures on Economic Growth diye. Cem daha ziyade anlatmıştı. Bizim hatta lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı. 2016'nın sonbaharında da biz çalışmada biraz ilerledikten sonra hem kendi çalışmamızı sunduk hem de bu alandaki en işte bilinen isimleri çağırmaya çalıştık. Hatta bir de bu darbe girişiminden sonra olduğu için biraz da zorlanmıştık. Hani davetlilerin gelmesi biraz zor olmuştu açıkçası itiraf etmek gerekirse. Ama sonuçta işte projeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Makale de o sırada bir işte şeye erdi yani bir vücuda geldi diyeyim yani. Yazdık makaleyi. Bu makaleyi yazarken belki bilmiyorum hani Oğuz da Cem de belki aynı şeyleri yapmıştı ama ben mesela bu yani tabii şimdi bu Kaleçkin büyüme modelleri daha böyle şu anda bizim işte mainstream dediğimiz ana akım iktisatta olan modeller değiller. Yani ben doktora da ne yüksek yani yüksek lisans doktora beraber yaptım zaten ama ne lisansta ne yüksek lisans doktora da bu modelleri okuduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Yani bize öğretilmemişti bunlar. Daha işte heterodoks alanda kalıyor tırnak içerisinde. Ve hani ben bu çalışmayı yaparken de biraz birkaç tane daha ana akım çalışan meslektaşımdan da ya niye bu modellerle çalışıyorsunuz ki? Ya niye bu konularla ilgili çalışıyorsunuz ki diye eleştiri aldığımı veya eleştiri demeyeyim de işte en azından yorum aldığımı hatırlıyorum. Yani onu da bir en azından not etmiş olayım açıkçası. İyi ki de çalışmışız. Hani ben
Bir gün bile pişmanlık duymadım zaten ama çünkü gerçekten de bizim için ilginç bir konuydu ve bu dediğim gibi genel geçer, hani ülke ülke yapılan analizi genel geçer bir bulgu haline getirmek istiyorduk. Ve işte hani bu çalışmayı da sonuçta ortaya çıkarttık. Çalışmada en son 2020 yılının Mart sayısında yanlış hatırlamıyorsam Metro Ekonomika'da yayınlandı. İşte hakemlik sürecinde revizyon geldi vesaire. Makalede yayınlandı. Böyle bir çalışma oldu. Çalışmayı da 3 kişi yazma. Arslan Savaş Hoca ondan bahsetti. 3 kişi nasıl yazdınız diye. Yani şey aslında iyi bir iş bölümü yaptık diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani ampirik kısımda neredeyse hani tamamen olgun katkıları oldu diyebilirim itiraf etmek gerekirse. Yani tabii biz yani genelde pratik kısmını uyguladık. Tabii hep beraber toplaşıp konuşup şöyle yapalım mı böyle yapalım mı işte o çıkmıyor şöyle yapsak mı falan. Epeyce bir zaman harcadığımızı hatırlıyorum ama hani pratikte gerçekten Oğuz'un orada büyük katkıları vardı. Keza teorik kısımda Cem'in katkıları vardı. Tabii şimdi teorik ve ampirik bilince sen nereye katkı yaptın diyeceksiniz bana. Ben de elimden geldiğince iki tarafa da hani yol göstermeye veya kendimce işte yorum yapmaya veya yardımcı olmaya çalıştım. Bu şekilde anlatabilirim aslında makalenin hikayesini. Şimdi isterseniz uygun görürseniz Cem de biraz makalenin teorik kısmından ve biraz daha hani modelinden bahsetsin. Gelin çok teknik detaya girmeden. Sonra ben yine ampirik kısmından kısaca bahsedeceğim. Teşekkürler Ceyhun. Şimdi de tabii Ceyhun'un hakkını yemeyelim. Bu meta regresyonlarda bilhassa Ceyhun'un büyük katkısı var. O bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğimiz büyüme ve eşitsizlik çalıştayına da aslında hatırlıyorum. Asaf Savaş Hoca gelmişti Korkut Hoca'yı, Korkut Boratav'ı dinlemeye. Orada zannedersem 3-4 tane ayrı seminer olmuştu bizim seminerinde içinde bulunduğu. Ben şimdi makaleyi için belli slaytlar da hazırladım. Onu bir ekranımı paylaşarak sunmak isterim. Evet. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. Evet, evet. Şimdi makalenin biz ücret çekişi talep kâr çekişi talebe karşı kapsamlı bir ampirik analiz olarak çevirdik. Orijinal ismi Wage-Led vs. Profit-Led Demand, A Comprehensive Empirical Analysis makalenin. Burada Wage-Led dediğimiz ücret çekişli büyüme modeli. Yani ücret payını arttırmamızın aslında toplam talebe olumlu etkisi. Yani emek kesiminin gelirini aldığı payın artmasının toplam talebe olumlu etkisi olduğu ülkeler ücret çekişli oluyor ve kar payının artmasının toplam talebe olumlu etkisi olduğu ülkelerse profit-led yani kar çekişli olarak açıklanıyor. Bu makale Metro Economica dergisinde yayınlanmıştı. Metro Economica'da aslında uzmanlık olarak heterodoks dediğimiz yani Kaletskici, Marksist, Srafian, Post-Keynesyen gibi feminist, ekolojik modelleri basan bir dergi yani uzmanlığı bu modeller üzerine olan bir dergi. Burada çalışmanın amacına bakarsak şimdi şöyle bir şey düşünüyordum aslında ben daha genel çerçevede. İkinci Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz ki dönemi daha çok kapitalizmin altın çağı olarak söylenir. İşte hem ücretlerin arttığı, hem sendikal hareketlerin daha geliştiği, hem üretkenliğin arttığı, hem refah devletinin büyüdüğü. Yani hem Türkiye'de hem dünyada hem emek hem de sermaye kesiminin kazandığı bir dönem gibi anlatılır genellikle. Fakat tabii neoliberal dönem 80'lerden itibaren bu biraz değişiyor. Yani 80'lerden itibaren genellikle ülkelere baktığınızda ücretlerin gelirden aldığı payda sendikal hareketlerde bir gerileme ve bununla paralel olarak da sol siyasette de gerileme olduğunu görüyorsunuz. Refah devletinde bir gerileme olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde. Şimdi bu burada biz şunu aslında görmeye çalıştık. Yani neoliberalizmde özdeşleşmiş acaba belli yapısal değişiklikler büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi etkilemiş mi? Bu neden önemli? Çünkü diyelim siz bir ülkede çok progresif, çok sol işte emek kesimini gözeten bir iktidar geldi ülkede. Eğer o ülke çok aşırı bir şekilde kar çekişliyse o ülkenin tabii ki emek yanlısı politikalar uygulanması zorlaşıyor. Neden? Çünkü bu uyguladığı politikalar büyümeyi olumsuz etkileyebiliyor.
Yani biz acaba ne yapmalıyız ki dünyada? Yani nasıl bir yöne doğru gitmeliyiz ki? Veya bu emek çekişli politikalar, yani emek yanlısı politikaların önündeki engel ne olabilir? Bu engelleri nasıl kaldırabiliriz ki biz büyüme ve eşitsizliğin azalmasını aynı anda yaşayabilelim gibi bir sorun üzerinden konuyu çalıştık. Aslında ilk düşündüğümüz şey de ticari liberalleşme ve küreselleşmenin etkisi. Buna dibe doğru yarış ve race to the bottom deniyor. Bu ne demek oluyor? Yani ülkeler dışa daha çok açıldıkça, ihracat, ithalata daha bağımlı hale geldikçe belki evet ücretlilerin emeğin payını arttırması tüketimi olumlu etkileyebilir. Ücretlilerin marjinal tüketim eğilimi daha fazla olduğu için. Fakat ihracat ve ithalat rekabeti aslında ücret artışı, ihracat ve ithalat rekabeti en azından kısa dönemde, tabii uzun dönemde üretkenlik artışına da yol açabilir ücretlerdeki artış, olumsuz etkileyebilir. Biz biraz bunu düşünerek bir şey yaptık. Hatta yani Türkiye'nin tarihine baktığınızda da aslında Türkiye'nin liberalleştiği 80'lere baktığınızda bunun öncesinde işte Kenan Evren'in 80 darbesinin olduğunu ve aslında sendikal hareketlerin üzerine büyük bir çekiç yenmiş olduğunu da görüyorsunuz. Yani oradaki o aslında iki gelişme birbiriyle paralel şekilde oluyor bana göre. İkinci baktığımız şey de literatürde başka hangi yapısal nedenler var tartışılan diye baktık. Ücret eşitsizliğindeki artışın etkisine bakılmış. Bu büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi etkileme anlamında. Ve de finansallaşma özel olarak da hane halkının daha kolay borçlanabilmesinin etkisine bakılmış. Bunların tek tek nasıl etkisi olduğuna bakacağız. Bizim kullandığımız model aslında neokaletskici bir modele dayanıyor. Kaletski, Mihail Kaletski, Polonyalı iktisatçı, Keynes'le aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış. Bir sürü yazdığı şeylerde aslında Keynes'e yakın olan ama Keynes'den daha fazla Marx'tan etkilendiğini söyleyebileceğimiz bir iktisatçı. Ve onun etkisinde olan bir literatür var. Bunların da işte başında Amit Badur ve Stephen Margley'nin 1990 yılında yazdığı makale geliyor. Orada şöyle bir analiz yapmıştı Baduri ve Martin. Büyüme kar payından ve kapasite kullanım oranından etkileniyor gibi görüyorlar. Eğer mesela kar payı sermaye kesiminin aldığı pay artarsa bunun yatırımları teşvik edici bir etkisi olabilir gibi düşünüyorlar. Fakat şöyle bir olumsuz etkisi de olabilir. Emek kesiminin tüketim eğilimi daha fazla olduğu için sermaye kesiminin ücret payındaki artış tüketimi azaltabilir ve bunun da kapasite kullanım oranına olumsuz etkisi olabilir ve dolayısıyla bu kapasite kullanım oranındaki düşüş yatırımları olumsuz etkileyebilir gibi bir çerçeve koyuyorlar. Gene daha önce bahsettiğim gibi eğer kar payının direkt olumlu etkisi büyüme üzerinde daha baskınsa bu ekonomiyi kar çekişli yapıyor. Eğer ücret payının olumlu etkisi daha baskınsa o ülke ücret çekişli oluyor. Hatta buna işte işbirliği kapitalizmi ve cooperative capitalism de diyorlar. Çünkü yani bu aslında hem sermaye hem de emek kesiminin aynı anda kazanabileceği veya en azından büyümeyi etkilemeden eşitsizliklerin azaltılabileceği bir durum yaratabiliyor gibi düşünüyorlar. Şimdi bizim koyduğumuz aslında bir sürü ampirik modelde de kullanılan şöyle bir konulmuş. Yani daha çok yani ücret payındaki artışın talebe etkisine bakan çok çalışma var. Orada da şöyle bir düşünce var. İşte toplam talep milli gelir hesabına baktığınızda tüketim, yatırım ve cari dengeden oluşuyor. Tüketime baktığınız zaman daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında bu Keynes'in de genel teorisinde yazdığı şeylerden birisi. Ücretlilerin sermaye kesimine göre marjinal tüketim eğilimi daha fazla. Yani ne demek bu? Eğer ücretlilere 1.000 lira verirseniz bunun belki hele ki asgari ücretle çalışıyorsa hepsini kendi ihtiyaçları için harcayacaktır. Fakat aynı parayı işte Ali Koç'a verirsiniz. Bu paranın hepsini harcamasına ihtiyacı yok. Bu paranın büyük
ihtimalle büyük çoğunluğunu tasarruf edecektir. Dolayısıyla bu tüketimi arttırmayacaktır gibi bir varsayıma dayalıyor. Bu aslında ampirik çalışmalarda gösteriliyor da çok güçlü bir şekilde. Yani konuyla ilgili bir sürü ampirik çalışma var. Hepsi aslında ücretlilerin karlara göre ücretlerdeki artışın tüketimi arttırdığını gösteriyor. Yatırım anlamında bakıldığı zaman da hem talep, toplam talep hem de kar payının etkisi olmasını beklenebilir. Evet, eğer bir ekonomideki talep artarsa bu yatırımları teşvik edecektir. Fakat karlar mesela kar paylarındaki artışında yatırımları teşvik etme ihtimali olabilir. Fakat bu konu biraz daha tartışmalı. Çünkü bir yandan da ücretlerdeki fazla artış yatırımcıları bir taraftan emek tasarrufu yapacak yatırımlara da yöneltebilir. Ayrıca tabii eğer tüketim tarafından gelen olumlu etki katma değer üzerinde fazlaysa bu tabii yatırımları aşağıda çekebilir. Yani aslında ampirik çalışmalara da baktığınız zaman kar paylarının yatırım üzerindeki etkisi genellikle zayıf çıkıyor. Çok böyle güçlü bir ilişki bulunmuyor. Fakat cari denge yani ithalat ve ihracat üzerinde genellikle ücret paylarındaki artışın olumsuz etkisi olduğu bulunuyor. Bu da aslında ücretlerin artışından dolayı ihracat rekabetçiliği veya işte ithal maliyat karşısındaki rekabetin düşmesinden kaynaklanmış. En azından kısa dönemde. Tabii biz bu makalede işte ücret artışlarının orta dönemde işte üretkenlik üzerine etkisi olabilir. O etkilere çok bakmadık. Başka çalışmalarda aslında ben onlara da bakıyorum. Ama bu kısa dönemde en azından olumsuz ücret payındaki artışın cari denge üzerine olumsuz etkisi olabileceğini söylüyor literatür. Yani, literatürde aslında yapılan bir sürü çalışma var ama Ceyhun'un dediği gibi bizim yaptığımız gibi böyle 40-41 ülkeyi içerisine alan ve oradan gelen sonuçlara dayalı belli yapısal faktörlere bakan çalışmalar yok. Ama genellikle işte hem teorik hem ampirik çalışmalarda genelde iç talebin daha ücret çekişli ama ithalat ve ihracat kalemlerinin daha kar çekişli olduğu söyleniyor. İşte buna dayanarak hem teorik makalelerde hem ampirik makalelerde aslında dünyadaki bütün ülkelerin aynı anda ücretleri arttırmasının aslında bütün dünya talebine yani büyümeyi genel olarak olumlu etkileyeceği sonucuna varılıyor. Bu anlamda uluslararası bir koordinasyon önemi fazla. Ücret eşitsizliğinin etkisi üzerine bakan çalışmalar var ama ampirik çalışmalar bu konuyla ilgili çok az ücret çekişlilik üzerine olan etkisine bakan. Bir tane Amerika üzerine Laura Carvalho ve Rezai'nin yaptığı bir çalışma var. Ve de işte hane halkı borçlu ve ücret çekişlilik arasındaki ilişkiye bakan bazı makaleler de var. Ama bunların hepsi teorik makaleler bizden önce yazılmış. Birkaç tanım modelin sonuçlarına geçmeden önce, şimdi modelde çok fazla teknik detaya girmeyeceğim ama sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Bir kere ücret çekişli derken biz ücret payındaki artışın toplam talebi arttırdığını, kar çekişli derken ücret payındaki artışın toplam talebi düşürdüğünü söylüyoruz. Daha ücret çekişli derken ücret payındaki artışın toplam talep üzerindeki etkisinin daha olumlu olduğunu, yani oradaki katsayının ücret payının talep üzerine olan etkisi anlamındaki katsayının daha güçlü olduğunu söylüyor. Daha kar çekişli dediğimiz zaman da ücret payındaki düşüşün toplam talep üzerindeki olumlu etkisinin daha fazla olduğu anlamına geliyor. Şimdi ticari akımları arttıran dışsal faktörlere bakarsak modelinde söylediklerine bakarsak bir kere ticari akımların diyelim işte dışsal bir nedenden dolayı arttığı duruma bakalım. Ne olabilir? Mesela ticari liberalleşme olabilir. Şimdi eğer ülkeler daha açık hale geldiği zaman ihracat ve ithalattan dolayı daha kar çekişli olabiliyorsa veya daha az ücret çekişli olabiliyorsa bu ticarete açık ülkelerin aslında daha kar çekişli olma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani bu çok aslında literatürde teorik olarak en azından söylenmiş. İşte daha küçük, dışa açık ekonomiler de daha kar çekişli. Yani
kar payının artışının talebi olumlu etkili veya işte kar payının, ücret payının artışının talebi daha az olumsuz etkili, daha az olumlu etkilediği durumlar oluyor diyoruz. Şimdi eğer talep rejimi diyor, yani modelin bulgularına dayanarak söylüyorum, eğer talep rejimi ücret çekişli veya zayıf bir şekilde kar çekişli ise ticari akımlar rejimi daha kar çekişli olmaya itiyor. Talep rejimi daha güçlü bir şekilde kar çekişli ise talep ticari akımlar rejimi daha az kar çekişli olmaya itiyor. Bu tamamen çarpan etkisinden kaynaklanan bir şey. Daha teknik bir meseleden kaynaklanan bir şey. Ama neticede bir ülkenin daha kar çekişli olma olasılığı eğer daha açık bir ekonomi ise daha fazla. Bu birinci bulgusu makaledeki modelin. İkincisi de ücret çeşitliliğindeki artışın etkisine baktı. Şimdi bu neden önemli? Çünkü eğer mesela şimdi diyoruz ki ücretli kesimin marjinal tüketim eğilimi sermaye kesimine göre daha fazla. Ama eğer ücretli kesim içinde bir imtiyazlı bir grup varsa diğerlerine göre, bu yönetici kesimi olabilir veya işte belli sektörlerde yoğunlaşmış daha nitelikli bir kesim olabilir. Ücret payının yani eşit bir şekilde ve artıyor olması ve diğer kesim, yani bütün emekçi kesiminin eşit bir şekilde faydalanacağı bir şekilde artıyor olması aslında eğer ücret çeşitsizliği kendi içinde fazlaysa ne yapıyor? Marjinal tüketim eğilimini ortalama olarak biraz aşağı çekiyor. Dolayısıyla o marjinal tüketim eğilimini, emek kesimi ve sermaye kesimi arasındaki marjinal tüketim eğilimi farkı biraz kapanmış oluyor. Dolayısıyla ücretlilerin daha eşitsiz olduğu ülkelerde bu anlamda kar çekişli olma ihtimali daha fazla. Yani kar oranındaki artışın talebi olumlu etkilediği bir ülke olma olasılığı daha fazla olarak buluyoruz. Son olarak da şuna baktık. Hane halkı borçluluğunun teki artışın etkisine baktık. Yani ücretlilerin daha kolay borçlanabilmesinin ne etkisi olabilir diye baktık. Şimdi buradaki hikaye de şu. Diyelim ücret payı bir nedenden dolayı düşüyor. Sendikalar güç kaybediyor diyelim. Ama ücretliler gene de eski harcamalarını yapmak istiyorlar veya piyasada çıkan belli ürünleri, işte iPhone'u almak istiyorlar veya işte başka ürünleri almak istiyorlar veya belki emlak fiyatları arttığı halde ev alabilmek istiyorlar diyelim. Şimdi hane halklarının borçlanabilmesi bu tüketim kısıtını aslında düşürüyor, azaltıyor. Dolayısıyla bir ekonomiyi daha kar çekişli hale getirebilir. Çünkü neden? Evet, belki marjinal tüketim eğilimleri arasındaki farktan dolayı emek kesiminin daha az gelirinin olması tüketimi düşürebilir. Bunun olumsuz etkisi olabilir talebe. Fakat eğer aynı düşük gelirli ücretliler eğer borçlanabiliyorsa bu sorun ortadan kalkıyor. Kısa dönemde en azından. Dolayısıyla emek payını azaltmanın tüketime olumsuz etkisi olmuyor ya da daha az oluyor. Fakat tabii bunun bir de orta vadede etkileri var. Bu da nedir? Eğer düşük ücretliler yani düzenli olarak borçlanıyorsa, hane halkı borçluğu artarsa orta vadede aslında artan hane halkı borcu hane halkı tüketimini de düşürebiliyor. Yani bu anlamda aslında etkinin ne olacağı biraz belirsiz. Bir de şöyle bir şey var. Bunu 2008 krizinde de gördük. Bir sürü Marksist iktisatçı yazdı ama mesela Michael Kuhnhoff gibi ana akım iktisatçılar da bunu yazdı. Ücretlilerin gelirden aldığı pay ya paralel olarak eğer ücretliler gene de işte ev alabilmek için veya belli tüketimlerini yapabilmek için düzenli olarak borç altına girerlerse tabii borçtaki büyüme düzenli olarak da artmaya devam ederse bunun sonu ekonomik krizde olabiliyor. Bununla ilgili dediğim gibi yani 2008 kriziyle ilgili bir sürü yazılan çizilen var. Biraz biz bunu da söyledik. Yani şöyle bir şey söylüyoruz. Evet bir ülkeyi belki finansallaşma hane halklarının borçlanabilmesi daha gelir eşitsizliğinin yarattığı problemleri kısa vadede ortadan kaldırabiliyor gibi ama uzun vadede bu gelişme bir krize de yol açabiliyor gibi. Yani bu sürdürülebilir bir rejim olmayabiliyor
gibi bir sonuç çıkıyor modelden. İsterseniz Ceyhun'a lafı bırakayım. Ceyhun da makalenin ampirik kısmını anlatacak. Ceyhun sen, söz sende. Tamam. Sen share screen'i kapatırsan ben başlatabilirim. Bir sen dakika. Ben başlatamıyormuşum. Tabii. Pause share. Stop share. Okey. Tamam. Ben kaldığın yerden alayım o zaman. Şimdi Cem'in kurmuş olduğu teorik çatı üzerine ki işte teknik model makalede var. İlgilenen dinleyiciler bakabilirler ayrıntılarına veya bize de daha sonra yazabilirler. Özellikle Cem'e yazabilirler diyeyim aslında. O daha hakim olduğu için teorik modele. Ben ampirik analiz kısmından kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi burada tabii modelin ışığında yani modelin söylediği bulgular, ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda tabii de biraz da ölçebileceğimiz değişkenlerin de olması gerekiyor tabii ki. Hani her modeldeki bazen her değişkenin veride karşılığını bazen bulamayabiliyorsunuz ne yazık ki. Ama bizim şansımıza bu açıdan biraz daha şanslıydık. Yani sonuçta çoğunluğu ölçülebilir değişkenler. İşte dış ticarete açıklık. Onu genelde zaten işte ihracat artı ithalat bölü gayri safi yurt içi hasıla diye ölçüleri pek çok yerde mevcut. İşte ücret eşitsizliğinin şeyleri, ölçüleri farklı kaynaklarda mevcut. Kredi hasıla oranı, private domestic credit to GDP ratio olarak mevcut farklı kaynaklarda. Bunlara bakarak bunlarla talep arasındaki ilişkinin bakabiliyoruz ekonometrik olarak. Ve işte hipotezlerimiz de aslında modeldeki hipotezleri test etme üzerine dayalı. Ampirik olarak sonuçlar modelin sonuçlarıyla uyumlu mu diye bakıyoruz açıkçası. Tabii burada bir ufak yani takip ettiğimiz bir algoritma yazdık. Hani algoritmadan kastım bir bilgisayar programı gibi değil de hani neyi nasıl yapalım diye. Çünkü hani konuşmadan evvel de bahsettiğim gibi çok farklı ülke için çok farklı yöntemler kullanılmış. Açıkçası biraz Cem de biraz literatürden bahsetti. Hani ben şimdi literatürdeki makaleleri eleştirmek için söylemiyorum ama biz bu ampirik literatüre baktığımızda şöyle bir eksiklik gördük. Açıkçası biraz insanlar böyle işine gelen metodolojiyi kullanmışlar hep. Yani işte X ülkesi için analiz yaparken işte o biraz daha hani açıkçası hipotezlerini destekleyecek. Çünkü böyle bir şey yok, düzenli bir metodoloji yok. Yani işte zaman serisinde özellikle zaten pek çok hani benden çok daha iyi ekonometri bilenler vardır dinleyiciler arasında ama işte farklı varsayımlarla farklı test sonuçlarına göre farklı yöntemleri kullanabiliyorsunuz. Biraz böyle hani literatürde açıkçası orada biraz daha ben yani dışarıdan bakan bir insan gözüyle aslında o literatüre. O literatürün bir zayıf noktası olduğunu düşünmüştüm bunu. Biz onun için biraz hani düzenli en azından tutarlı bir algoritma uygulayalım ve işte şu kriterde şuna bakalım, bu kriteri sağlıyorsa buna bakalım diye ve her ülke içinde aynı yöntemi kullanırım. En azından yani kriterleri sağlayıp sağlamadığına bağlı olarak diye böyle bir tutarlı, kendi içinde tutarlı bir yöntem belirledik ve o yönteme göre hareket ettik. Birkaç farklı analizimiz var aslında. İki aşamalı analiz, hani gene teknik ayrıntısına girmiyorum ama öncelikle işte 41 ülkeden bahsedeceğim de. 41 ülke için verimiz var, yıllık veri. Şimdi burada sıkıntı tabii ücret oranı verisiydi. Şimdi biraz daha fazla sayıda ülke için Panworld Tables'da bu veri var aslında. Bugün bu analizi yapıyor olsak daha fazla sayıda ülke için daha fazla sayıda yıl da yapabiliriz. Güncelleyebilirdik bunu ama o zaman başladığımız zaman yoktu. Ülke ülke zaman serisi verisi kullanarak her ülke için tek tek ücret çekişli mi, kar çekişli mi talep var diye belirledik. Tabii bunu belirlerken işte bu eş bütünleşme kointegrasyonun çevirisi olarak kullanıyorum. ARDI'de sanırım otorigresi nasıl deniyor? Otorigresi distribütler gecikmesi dağıtılmış otorigresi model diye çevrilmiş sanırım Türkçe'ye. Eğer diğer modeli gerekiyorsa onu kullandık. Eğer kointegrasyon varsa, eş bütünleşme varsa değişkenler arasında eş bütünleşmeyi kullandık. Ülke ülke tek tek karar verdik. Bu ülkede kar çekişli talep mi vardır, ücret çekişli talep mi vardır diye. Bunu tespit ettikten sonra 41 ülke için her birinin için teker teker. Daha sonra ikinci aşamada işte ücret çekişliye 1 dedik, kar çekişliye 0 dedik. Bir ülkenin ücret çekişli talebinin olma olasılığını tahminledik. Yani hangi faktörler, yani bir atıyorum bir ülkede dış ticaret daha açık, dış bir ülkenin ekonomisi dış ticarete daha açık oldukça bu ülkenin ücret çekişli olma ihtimali, kar çekişli olma ihtimaline göre artıyor mu, azalıyor mu? İşte burada da probit regresyonu yaptık. Ve ülke ülke belirledik. Daha sonradan bir de aslında sosyal bilimlerde çok kullanılıyor ama iktisatta daha az. Tıpta falan da çok kullanılıyor aslında. Benim eşim de işte tıp alanında çalıştığı için biraz onların içinde literatürüne de bakıyorum. Meta regresyon veya meta analiz diye bir yöntem var. Psikologlar falan çok kullanıyorlar bildiğim kadarıyla ama iktisatta biraz daha dediğim gibi dar kullanım aranı. Yani kullanan var, hiç kullanılmıyor değil ama daha az kullanılıyor. Aslında bu şöyle bir şey. Genelde bunu insanlar literatürü tarayarak mesela
Diyelim ki işte yolsuzlukla büyüme arasındaki ilişkiye bakıyorsunuz. Yolsuzlukla büyüme arasındaki ilişkiye bakan belki 80 tane ampirik makale vardır iktisat literatüründe. Farklı insanlarca, farklı yıllarda, belki farklı ülkeler için farklı veri setleri kullanılarak yazılmış. Siz bu literatürü tarıyorsunuz ve diyorsunuz ki oradaki işte katsayıları alıyorsunuz. Mesela diyelim ki yolsuzluğun büyümeyi olumsuz etkilediğine yönelik bulgular var. Bazılarında var, bazılarında yok. Neyse. O katsayıları alıyorsunuz ve şöyle bir çalışma yapabiliyorsunuz. Yani sonuçta literatürde genel olarak ne söyleniyor yolsuzluk büyüme etkisi olarak? Hani onu bir genelleştirebiliyorsunuz o katsayıyı. Veya diyebiliyorsunuz ki daha yakın yıllarda yapılmış olan çalışmalar daha işte eksi katsayı bulmuş ama daha geçmiş dönemdeki çalışmalarda daha az eksi bulmuşlar. Bunu özellikle tıpta da yapılabiliyor. Yani daha yeni tıpta biraz daha aslında o açıdan önemli. İşte daha yeni teknikler kullanılarak yapılan ameliyatların sonucunda işte göz içi batınca daha fazla artmış, daha az artmış, daha yakın yıllarda yapılan çalışmalar bu şekilde bulmuş diye. Biz burada şöyle bir varsayım yaptık. Diyelim ki biz bu 41 ülkeyle analiz yaparak 41 tane makale yazmış olalım. Yani sonuçta 41 tane ülke için tek tek analiz yapıyoruz. Bu kaç tane? 41 tane makale olabilirdi. Çünkü literatürde tek tek ülke ülke yapılan makaleler var. Farklı dergilerde yayınlanmış. Varsayalım ki biz 41 tane makale yazdık böyle. Dolayısıyla bu 41 ülkeden çıkan sonuçları işte bu meta regresyon denilen yöntemle veya işte meta analiz denilen aslında meta regresyon onun bir hani bir sonraki boyutu. Meta regresyona tabi tutalım. Meta analizi de inceleyelim. Ve en azından hani oradan da bir şeyler çıkabiliyor. Sonuçta işte orada da dış ticarete daha açık ülkelerde yine kar çekiştiğimi veya ücret çekiştiğimi olup olmadığına yönelik talebin belli bulgular ortaya konabiliyor. Burada kısaca bir tane veri göstereyim. Çok komplike bir şey değil aslında. Bu da yani hiçbir regresyon yapmadan evvel aslında ikinci aşamaya geçmeden evvel şuna bakabiliyoruz. Burada profit led kar çekiştiği gösteriyor. Wage led ücret çekiştiği gösteriyor. Farklı değişkenlerin seviyesine göre bir ülkede ücret çekiştiğimi, kar çekiştiğimi görebiliyor muyuz? Hiçbir regresyon yapmadan, diğer değişkenleri kontrol etmeden. Buradan çıkan sonuçlarda aslında ilk panele bakarsanız eğer ilk şuradaki en sol üst köşedeki resme. Orada işte dış ticaret açıklığı arttıkça, bir ülke ekonomisi dış ticarete daha açık oldukça kar çekişli olma olasılığının arttığını görüyoruz. Dediğim gibi hiçbir şey kontrol etmeden regresyonlardan evvel. Keza yine ücret eşitsizliği için de benzer bir bulgu söz konusu. Ücret eşitsizliğinin daha yüksek olduğu ülkelerde de kar çekişli olma ihtimali daha yüksek. Regresyonlara geçmeden evvel aslında kredi hasıl oranında ücret çekişli olma ihtimali daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Fakat daha sonra farklı değişkenleri kontrol ettikten sonra bu ilişki kayboluyor, hatta tersine dönüyor. Kredi hasıla oranıyla daha kar çekişliliğe yakın bir sonuç bulduk. İşte sonuçta yani regresyon tablonun çok uzun uzun diye anlatmıyorum dediğim gibi teknik kısımlara girmemek için ama dileyenler makaleye bakabilirler. Bu ikinci aşama regresyonumuz, probit regresyonunu yaptığımız. Bu da meta analiz sonuçlarımız. Dediğim gibi bizlerle iletişime geçebilirler ayrıntıları merak edenler. Ama genel olarak hani sonuçları böyle bir kısaca özetleyecek olursam eğer hani bütün bu analizlerin sonucundaki bulgular nedir diye altı maddede özetleyebilirim herhalde. Bir tanesi demin de bahsettiği gibi modelde de ortaya çıktığı gibi dış ticarete açıklık arttıkça bir ülkenin kar çekişli olma ihtimali artıyor. Dolayısıyla daha dış ticarete açık ülkelerin yani işte ihracat artı ithalatın gayri sarfı yurt içi hasılaya oranının yüksek olduğu ülkelerin daha kar çekişli olduğunu görüyoruz. Kişi başına gene milli gelir daha zengin ülkelerinde daha ücret çekişli olduğunu görüyoruz daha ziyade. Kamu harcamalarının gayri sarfı yurt içi hasılaya oranının daha yüksek olduğu ülkelerde de daha fazla ücret çekişli olma ihtimali görüyoruz. Ücret eşitsizliğinin arttığı ülkelerde kar çekişli olma ihtimalinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Özel sektör kredi borcunun milli gelir oranının yüksek olduğu ülkelerin daha kar çekişli olduğunu görüyoruz. Son olarak da hane halkı borcu milli gelir oranının daha yüksek olduğu ülkelerin yine daha kar çekişli olduğunu görüyoruz. Yani böylece farklı makro iktisadi değişkenlerle kar çekişli ve ücret çekişli olasılıklar arasında bir ilişki yakalayabiliyoruz diye hani ben de ampirik kısmı bu şekilde noktalamış olayım. Son olarak hani ben de bundan kısaca bahsedebilirim. Cem ve Oğuz'un da ekleyecekleri varsa onlar da ayrıca söyleyebilirler. Belki son slaytımız bu. Ya bunun sonuçta tabii her makalede son zamanlarda tabii sorulan bir şey. Tam bütün bu analizleri yapıyoruz. Bu sonuçları ortaya koyuyoruz ama hani SOBAT noktasına geliyor. Hani nedir peki bunun bir hani politika anlamında bir etkisi var mıdır? Politika dizaynında bir faydası var mıdır söylediklerinize? Bu literatür çok kapsamlı bir literatür. Yani daha zaten insanlar da aslında politika anlamında biraz daha hani bir şeyler ortaya koymak için bu analizleri yapıyorlar. Hani benim şey çok ilgimi çekmişti. Cem'in ya bizim bu makaleyi sunduğumuz sanırım bir ya iki konferanslar ama bunlar Cem daha iyi hatırlayacaktır. Almanya'da sendikaların sponsorluğunu yaptığı bir konferansta da mesela bütün bu bulgular tartışılıyor, konuşuluyor. Çünkü gerçekten de hani bu hani ücret seviyesinin büyümeyle ilişkisi, ücret seviyesinin
milli gelirle ilişkisi ve hani bu işte bir büyümenin veya talebin ücret çekiştirme olduğu, kar çekiştirme olduğu, bunlar politika düzleminde çok aslında önemli konular ve ciddi etkileri olan konular. Hem insan hayatına hem işte, işçilere, ücret seviyesine, bir sosyal refaha dolayısıyla. Ve biz de hani burada politik önerilerimizi sıralayacak olursak aslında daha eşitlikçi bir büyüme, yani ücretle kar arasındaki dengenin daha hani bir eşitlikçi bir büyüme anlamında sağlanması için bir ülkeler arası ücret koordinasyonu ve uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesini ortaya koyduk. İkincisi, ücret eşitsizliğinin yönetici nitelikli ve nitelikli çalışanın maaşları arasındaki farkın azalması. Çünkü ücret eşitsizliği az önce de göstermiş olduğumuz gibi önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor bulgularımız arasında. O açıdan bu da önemli. Finansallaşma, işte kredi hasıla oranı dedik, hane halkı borcu dedik. Bunlar tabii finansal sistemle alakalı olan değişkenler. O açıdan finansallaşmanın hane halklarının borçlanmasının sınırlandırılmasının önemi konuşulabilir bu bağlamda. Ve işte karların, gelirlerin emek kesiminde paylaşımı, gene tabii ücret eşitsizliği ile alakalı ama tabii kar gelir, kar ve ücretlerin dengeli dağıtılması ve milli gelirin içerisinde belki orada daha farklı öneriler de ortaya konabilir. İşte bunlardan bir tanesi belki kooperatifler olabilir diye düşündük. Diye böylece sonuçta politik önerilerini tamamlamış olayım. Cem ve Oğuz'un da ekleyecekleri varsa eğer onlar da ekleyebilirler tabii. Birkaç şey ben eklemek isterim. Yani burada özellikle küreselleşme eğer devam edecekse biz de daha eşitlikçi bir büyümeyiz. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Yani bu söylediğimiz şu anlama gelmesin. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülke aslında ücret çekişli. Yani Türkiye için de biz ücret paylarını arttırdığımızda çok az da olsa bunun talebe olumlu etkisi olacağını buluyoruz. Başka ülkelerde de mesela İngiltere ile ilgili işte 7 tane ayrı çalışma İngiltere'nin ücret çekişli olduğunu söylüyor. Fakat daha güçlü bir yani bu ücret gelir eşitsizlikleri azaltmanın daha olumlu etkileri olmasını istiyorsak bu uluslararası ücret koordinasyonu önemli. Eğer aynı zamanda dış ticarete kapatmayacaksak ülkeleri, ki yani bu çok ideal bir çözüm değil. Böyle bir ne olabilir? Mesela belli asgari ücret standartları belirlenir, belli dünya üzerinde çalışma standartları belirlenir. Bunlara uymayan ülkelere belki belli ticari sınırlamalar getirilebilir gibi düşündük. Veya bu anlamda mesela sendikaların koordinasyonu da çok önemli. Mesela eğer bir ülkede diyelim Finlandiya'da diyelim çalışma saatleri 25-30'a çekiliyorsa bu endüstrilerin yaşayabilmesi için aslında bu bu politikaların diğer ülkelerle aynı anda yapılması çok daha etkili olur. Bunu da görmek gerekiyor gibi düşündük. Finansallaşma hane halklarının borçlanabilmesiyle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Yani bu belki evet borçlanabilme kısmen ücret eşitsizliğinin yarattığı olumsuz etkileri azaltıyor ama bu çok sürdürülebilir olacak bir şey değil. Bu modelle işte ülkeler krize de girebiliyor. Son olarak da şöyle diyebiliriz, yani bunu aslında makaleye almadık ama eğer bir ülke çok güçlü anlamda kar çekişliyse belli yapısal nedenlerden dolayı belli alternatif politikaları da düşünebilir. Nedir bu? Mesela kooperatiflerin daha fazla yaygınlaşması veya işte firmalar içinde emek gelirinin, karların emekçi kesim içinde daha fazla paylaşılması. Zaten kooperatiflerin biliyorsunuz yani tamamen kooperatiflerden oluşan bir ülke modeline sosyalizm deniyor. Yani biraz daha açıkçası eşitlikçi bir büyüme istiyorsak daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili aslında öneriler de vardı. Mesela İngiltere'de İşçi Partisi'nin işte yönetim kurullarına emekçi kesimini alıp işte karların bir kısmını bir fona götürmek isteyeceği bir politika önerisiyle gelmişti yakın zamanda, Corbyn zamanında diye bağlayabilirim. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Mikrofonunuz kapalı Ömer Faruk Hocam galiba. Teşekkür ederiz.
her üçünüze de. Şimdi Asaf Hocam, siz gelmeden önce biz kendi aramızda şöyle konuşmuştuk. Ben ödül alan akademisyenlere göre daha yaşlı olduğum için dedim ki ben çok mutluyum sizin almanızdan. Çünkü biz doktora da Kaleki, Şırafa'yı, Fasinet diye öğrettiler. Sonra bunlar geçti. Hatta hatırlıyorum ben, doktora öğrencilerin birisi, ya hocam siz bu işi yanlış yapıyorsunuz, 80 sonrası okusanız yeterli iktisat için. Friedman bile gerekli değil demişlerdi. Çünkü o zaman işte Lukas'a, barolar şeyde, modaydı. İktisatta birazcık da moda kavramı da var gibime geliyor. Değişik dönemler, yaşanan krizlere göre. Şimdi bu söylenenler açıkçası Türkiye'yi de açıklamakta da, Türkiye'deki gelişimi de açıklamakta da bize önemli veriler sundu ya da altyapı oluşturdu. İsterseniz Azap Hocam siz başlayın. Sonra Serenay, rica edelim bütün katılımcıların mikrofonlarını açalım. İsteyen katılımcımız tartışmaya girsin. Hocam mikrofonu ben size vereyim. Sonra ben tekrar araya girerim. Evet, teşekkür ederiz. Yani makaleyi biz zaten okuduk ama bir de sizden dinlemek güzel oldu. Gayet şey, biraz uzundu doğru söyleyeyim yani şimdi. Hani klasik akademik şey sunumu oldu. Paper sunumu oldu. Adetler zor. Halbuki artık sizin değil mi yani yavaş yavaş da medyaya alışmanız lazım. Yani daha geniş kütlelerle konuşur hale gelmek lazım. Bu şeyin, akademiyanın en büyük sorunlarından biri kendi aralarında sadece konuşabilmektir. Halbuki yani iktisatçı netice itibariyle bütün diğer toplum bilimciler gibi, hatta son şimdi gördük tıp için de aynı şey son derece önemli, toplumla konuşabilmelidir. Yani profesyonel iktisatçı olmayanlarla konuşabilmelidir. Batılıların bu public intellectual dedikleri değil mi? Kamu, bizim aydın sözcüğü aslında biraz ona referans verirdi. Aydın ama yani aydın böyle bir genel bir ifadeydi. Bir taraftan o mesleki uzmanlık olarak akademisyenliği korumak ama aynı zamanda da daha genel, daha yaygın bir şeyle, kütleyle de konuşabilmek. O açıdan bu da sizin için bir şey. Yani yaparak öğrenileceğine göre sonra bunu seyrederken bakarsanız ya şunu kısa kesseydik, şunu şey yapsaydık, şunu vurgulasaydık filan diye o yöne doğru bir arayış. Ben de şeyi çok önemsiyorum çünkü bütün sosyal bilimcilerin ama biz tabii kendimiz olarak iktisatçıların sadece kendi aralarında değil, çok önemli kendi aralarında konuşmaları tabii ki bilginin ilerlemesi açısından, fakat aynı zamanda da toplumla konuşabilmeleri. Şimdi benim için Kaleki tabii büyük bir keyif. Ben Kaleki'den yola çıkanlardan değilim. Bunu daha evvel de anlattım ama işte Sencer Hoca, Dilitçioğlu, Allah rahmet eylesin, Andık Hocamız gene yeni Cambridge'den gelmişti. 61, 62, 63 galiba. Ders yılını Cambridge'de geçirmişti. Demek ki yeni Cambridge'den gelmişti. Dolayısıyla ben bitirip asistan olunca bana bir taraftan emek değer teorisi üzerine Marx'ın bir paper yaz dedi. Ondan sonra da bu Robinson'un kitabı yeni tam o sıralarda çıkmıştı. Accumulation of Capital, John Robinson'un ve An Essay on Growth'dur galiba. Biri beyaz kapaklı, öbürü mavi kapaklı. Onları vererek biz Robinson üzerinden gidip Kaleki'yi keşfedenlerdenim. Ama o sarı kapaklı kitabı Kaleki'nin herhalde tahmin ediyorum yazılışı 1950'lerin sonu filan olmalı. Ama ben aldığımda herhalde 67 filan. Büyük ihtimalle İngiltere'de aldım. Demek ki 68-69'da aldım. The Theory of Economic Dynamics diye şey yapıyorum. Tahmin ediyorum sarı kapaklı. Baktım raflarda var mı diye okulda. Raflarda çıkmadı fakat kitap sistemi o kadar karışık ki o aşağıyı aramaya doğrusu. Bu COVID koşullarında aşağıdaki şeyde bir yerde çünkü belli ki. Oradan şey yapmadım, üzerinde alış tarihi vardır diye. Bu hakikaten önemli. Yani demin Ömer Faruk da söyledi. Bu son dönemdeki özellikle bu dynamic stochastic
General Equilibrium, DSGA denilen şey modellerin esir aldığı bir makro iktisat var. Bu sizin yaptığınız, yani Kaleki'den kaynaklanan bu tip modellerin onlara kıyasla bize ne kadar çok daha fazla bilgi verdiğinin yaptığınız çalışmada son derece güzel bir örneği. Bir iki şeyden benim yani geliştirme, bu bir kere şunu isterim doğrusu, bu tip modellere genç neslin daha çok eğilmesi, bunları geliştirmeye çalışması. Her şeye rağmen bu ücret çekişli, kar çekişli çerçevesi biraz daraltıcıdır. Yani orada takılıp kalmamak lazım. O bir dönem ilk çıktığında önemliydi. Ama artık bence o kadar aynı derecede önemli olduk kanaatinde değilim. Yani A ülkesi ücret çekmiştir, B ülkesi kar çekmiştir filan. O kadar da şey olmayabilir. Ama bu tip modelleri, yani gelir dağılımını değişken olarak alan, dolayısıyla gelir dağılımını üretim fonksiyonundan esas, yani Kaleki, Kaldor, Robinson, bunların özelliği gelir dağılımı üretim fonksiyonundan ve faktörlerin marjinal veriminden çıkartmaktır. Yani esas yaptıkları iş odur. Gelir dağılımı artık sermaye verimini, emekte verimini almaz. John Robinson'un tabiriyle işçiler ne alırlarsa onu alırlar, kapitalistler de ne harcarlarsa onu alırlar diye böyle bir lafı vardır Robinson. Onun gibi yani gelir dağılımını bu marjinal verim hak etme, bütün o şeyden çıkartmak. Onu oradan çıkarttıktan sonra bir sürü gidebilecek yer var. Mesela şimdi sizi dinlerken hemen şey yaptı, yani gayri ihtiyari şey yapıyor. Bu kurulan modelin, sizin yani burada kurulan modelleri bir şekilde ihracatın çektiği ya da iç pazarın çektiği büyüme tipolojileri diyelim. Model demeyelim buna ama yani büyüme şeyleri, kalıpları diyelim. Birinde ihracat çekiyor, öbüründe iç piyasa çekiyor. Böyle bir modele geçişte, sadece tek bir talep denklemi kullanacak yerde basit bir üretim mesela bizim Öner yok galiba bugün, Öner'in sevdiği şey yaptı. Geldi mi Öner'de? Tradable, ha gördü Öner de burada. Tradable ve non-tradable'lar arasındaki ayrımı yapmak. Yani bu aynı gelir dağılımı çerçevesini şimdi dış ticarete konu olan mallar, sanayi ve dış ticarete konu olmayan sanayi dış mallar, böyle şey yapmak. Yani modelleri bu yönde muhakkak geliştirmek de yarar olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç şeylerin. Şimdi sizin tabii burada yaptığınız bunu bir sistematik hale getirip dünya deneyimlerine bakıp çok da iyi bir sıçrama tahtası. Yani buradan kalkıp şimdi bunu başka taraflara taşımak mümkün mü? Özellikle Türkiye açısından tabii bunlar önemli. Kalkınma, büyüme patikaları açısından bu bağlantıların kurulması ve doğru kurulması Türkiye'de iktisat politikası tartışmaları açısından da, doğrudan iktisat politikası tartışmalarına da dönecek şekilde yararlı olur diyorum. Şimdi tabii yani hemen bir korsan tebliğe doğru gidiyordu. Benimki de yavaş yavaş ama yok, korsan tebliği yapmayacağım. Ama daha lafımız vardır ama eminim ki şeyden de jüriden ve diğer katılımcılarımızdan da yönetim, danışma kurulu üyelerimiz değil mi? Yayın kurulu evet. Üyelerimiz, katılan arkadaşlarımızdan ama zaten Ömer Faruk'la mutlaka. Ha bu şeyi de söyleyeyim. Yani o dönem şimdi unutuluyor. Yani şimdi nispeten içinde yaşamış biri olarak baktığımızda Kaleki biraz dışarıdandır, outsider tabii. Ondan sonra her şeye rağmen. Ama Robinson'un üzerinde falan çok etkisi vardı. Yani hikayenin geri planında şu meşhur her şeye rağmen Harrod vardır. Yani Harrod'un o meşhur bıçak sırtı dediğimiz CS eşittir nedir? CS eşittir G galiba değil mi? CS eşittir G, öyle bir formülü vardı onun. Orada çünkü sistem ya eksplozif patlıyor, sonsuza kadar hızlanarak büyümek zorunda, ya eksplozyon
sıfıra doğru giden bir şey var. Yani onun içerdiği tabii bir piyasa ekonomisinin hiçbir kendi kendini düzenleyici mekanizması olmayan o self-corrective market tamamen yok. Hiçbir kendi kendini düzenleyici mekanizması yok demek. Dikkat ederseniz iki tane cevap vardır buna. Bir tanesi Solow'un ki. Solow'un yaptığı nedir? Sermaye asılak hastasını değişik hale getirir, üretim fonksiyonunu sokar. Dolayısıyla bir taşla iki kuştur. Hem marjinal, herkes, bütün faktörler marjinal verimini alır. Hem de Harold'un o bahsettiği bıçak vurdu sorunu ortadan çıkar. Öbürü de Kaldor, Robinson ve Kaleki'dir. Hayır öyle değildir, gelir dağılımıdır diye. Yani olayın geliş tarihi oluşmasında o özünde bu sistemin istikrarsızlığı olayı. Yani bu sistem Keynesyen bir şeyler, bir istikrarsızlığı şeyi vardı. Neyse bu böyle bir şey olarak söyledik gitti. Evet. Uzattığım lafı pardon. Ne de olsa benim ödülüm yani. Ben de biraz konuşacağım Ömer Faruk. Estağfurullah. Hocam şimdi talep sorunu çeken bir küresel ekonomi var. Biraz önce Cem Hoca da söyledi. Dedi ki küreselleşme eğer devam edecekse o zaman bu farklı bir modeli düşünmek durumunda diye. Şimdi ben oradan yola çıkarak dünyadaki borçlanma oranlarına bakıyorum. Hane halkı, özel sektör, kamu. Hane halkının borç stoku hatırladığım kadarıyla 52 trilyon doları falan bulmuş durumda küresel ölçekte. Bütün özellikle gelişmiş ülkelerde hane halkı da çok borçlu. Yani kamu kadar, özel sektör kadar borçlu. Şimdi eğer önümüzde de bir talep sorunu var ise, gerçi salgın hem talep hem arz sorunu beraberinde getirdi ama eğer önümüzde bir talep sorunu varsa, talebin bir tarafı da hane halkıysa, hane halkı bu kadar borçla bu talebi nasıl yaratacak? Geçen hafta, daha doğrusu geçen programda Filiz Hanım'a da çaktırmadan bunu sormuştum. Bu borçla nasıl bir talep yaratılacak? Yani burada bir eğer ücret yönelimli, ki buna da öyle kolay kolay kimse razı olmaz, ücret yönelimli modele geçişte neler olduğunu biliyoruz biz. İşte İtalya 73 Allende'sini tutun, diğer ülkelere kadar işte ne bileyim teçhizimler, regionizmler, supply side'çılar. Dolayısıyla bence burada somut özellikle bu finansal serbestleşme sürecinde modelde de çok güzel koyulduğu gibi artan hane halkı borçluluk meselesi şu anda toplam talebi, özet ben ona hatta istikrarlı talep diyorum. İstikrarlı talebi yaratmak gücü yok. Bunu nasıl çözeceğiz? Bence bunu düşünmek durumundayız ve tartışmak durumundayız. Yani bu şey diye düşüneceksin. Kusura bakmayın ey gariban takımı. Size ücret maaş veremiyoruz ama bak borç veriyoruz ondan iyiydi. İşte orada senin dediğin gibi sürülebilir. Onu zaten hocam, şeyin ya. Lehine. Yani bence modelde de belli ki orada sorun çıkıyor değil mi Cem? Yani sizin modelinizde de o borç şeyi sürdürülebilirliği sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani makro analize gelir dağılımını aktif bir biçimde sokmak. Yani bütün bu şeyin, hikayenin gelip dayanacağı yer odur. Sen sokmazsan yani analize sokmazsan işte tarih sokuyor yani sopayla geliyor kavga dövüş gürültü patırtı derken aniden Amerika işte 15 dolara çıkartmaktan bahsediyor şeyi değil mi? Asgari ücreti işte o vatandaşlık gelirinden söz ediliyor falan filan yani bu müthiş bir kamu borçlanması bunu da kime ödetecekleri belli yani. Tabii ki yüksek gelir şeyler ödeyecek. Yani bu Kaleki'nin, Kaldor'un, Robinson'un anlattıkları mekanizma fiilen bir şekilde devreye girecek. Evet. Var mı sorusu olan? Benim bir sorum var. Ha, sor Ercan. Şimdi Cem teorik çerçeveyi galiba daha çok Cem çizmiş. Cem bu post-Keynesyen iktisada oldukça yakın olduğunu biliyorum şeyinden. Şimdi şöyle bir çerçeve çizildi. Kar çekişli ülkeler dış ticarete daha açıktır gibi.
Ve çalışmanın daha çok kısa dönemli olduğu da vurgulandı. Benim bildiğim kadarıyla ve ücret çekiştiği ülkeler derken girişte işbirliği yapan ülkeler, işbirlikçi, koordine edilen ülkeler gibi bir kavram da kullanıldı. Ben o kavramın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben benim bildiğim dış ticari açıklıkta Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri Anglo-Sakson ülkelere göre çok daha fazla. Yani bunların ve bunların hepsinde dış ticaret fazla veriyor. Ve bunların ihracatlarının GDP oranları neredeyse GDP kadar. Yani %100 hatta daha 80'ler 90'lar olan ülkeler. Tabii bir kısmı küçük ülkeler. Ve bu ülkelerin hepsi de koordine edilen piyasa ekonomileri. Yani liberal piyasa ekonomilerine göre. Ve bunlar da aynı zamanda ücret çekiştiği ülkeler. Göreceli olarak şeye göre. Anglo-Sakson ülkeleri liberal piyasa ekonomilerine göre. Dolayısıyla ve burada böyle girildi çıkıldı ama burada önemli bir nokta var. Kurumsal bir faktör var. Sendikalaşma ama sendikalaşmanın sayısı değil. Bu ülkelerde sendikalar ulusal düzeyde örgütleniyorlar. Yani firma düzeyinde ve sektör düzeyinde değiller. Dolayısıyla firma sektör düzeyinde olduğu zaman sorun çıkıyor. Yani ama ulusal düzeyde olduğu zaman iki tarafta yani üç tarafta devlet, işveren ve çalışan kesim kazan kazan durumunda anlaşıyorlar. Yani ben ücreti artırayım, sen de verimliliği artır şeklinde. Ve bu ülkelerde ücretler yüksek ama verimlilik çok yüksek ve bu ülkelerin hepsinde ihracat, cari hesap fazla veriyor ve bu ülkelerin hemen hemen hepsinde dışa açıklık çok yüksek. Dolayısıyla tabii siz 41 ülke şeyi de yapmışsınız ama ben yani daraltıyorum. Yani Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri ve Anglo-Sakson ülkeler diye. Bu sizin modeliyle bu çelişiyor gibi geldi bana. Ne dersiniz? İsterseniz ben cevap vereyim ona. Şimdi biz tüm hikayemiz aslında tabii kısa dönemli etkilere hep bakıyor. Yani makalenin işte limitasyonlarına sınır... Bir de hemen şey yapmadan bir şey söyleyeyim Cem. Bu yeni Keynesyen, tabii ben post-Keynesyen iktisattan yaklaşıldığınızı biliyorum. Bu yeni Keynesyen iktisatta da bu etkin ücret kuramında da ilk önce ücreti ver sonra verimlilik. Dolayısıyla o da aynı şeye geliyor. Yani buradan bağımsız ama yani burada tabii sizin modelinizde bence sendikaların hangi düzeyde olduğu ve bunu kurumsal olarak yani kurumsallaşması ile ilgili. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ülkelerde karar verme üçlü mekanizma çerçevesinde gerçekleşiyor. Şeye karşı, bütün neoliberalleşmeye karşı. Evet. Şimdi şöyle, bizim aslında makalenin bir eksiği, yani kısa dönemli ilişkiye bakıyor. Aslında ücretlerin dediğiniz gibi hem yeni Keynesyen iktisatta denildiği gibi yani bir ücretleri artırma bir motivasyon üzerinden verimliliği artırma, üretkenliği artırma gibi bir etkisi var. Hem de ücretleri artırmanın orta dönemde ücret tasarruf yapan teknolojileri artırma gibi bir etkisi var. Yani ücretleri artırmanın üretkenlik üzerinde bir etkisi var. Yalnız burada iki şeyi ayıralım bir kere. Yani dediğiniz İskandinav ülkeleriyle ilgili çok doğru. Ücretlerin artmasıyla ücret paylarının artması aynı şey değil. Yani şöyle bir şey olabilir. Ücretler artar, hemen onunla birlikte üretkenlik de artarsa aynı oranda ücret payları sabit kalır. Bu yani bir belirtmek gerekiyor. Bu modeli aslında arz yönünün yani ücretlerin üretkenlik üzerinde olan etkisinin de eklenmesi gerekiyor. Şimdi biz biraz daha modeli daha komplike yapmamak için bunu eklemedik. Ama benim mesela şu anda Özlem Onaran'la yaptığım çalışmalarda yeni
yayınlanacak Feminist İktisat Dergisi'nde iki tane makalemiz. Orada şuna bakıyoruz, yani ücretlerin üretkenlik üzerinden yaptığı etkilere de bakıyoruz. Orada hikaye biraz değişiyor. Hatta orada aslında kısa dönemde ücret çekişli olan ülkeler, kısa dönemde kar çekişli olan ülkeler uzun dönemde ücret çekişli hale gelebiliyor gibi sonuçlar da çıkabiliyor. Yani aslında hikaye uzun döneme, kısa döneme bak olarak koyduğumuzda biraz daha farklı. Ama bu dediğiniz üretkenlik meselesini ben de önemsiyorum. Hatta yeni bir şu anda doktora öğrencim de var bu konuları birlikte çalıştığımız. Yani bir sürü farklı ücretleri arttırmanın etkisi var. Veya gelir üretkenlik arasında bir sürü ilişki var. Mesela şimdi Ufuk Hoca da burada. O da gelir dağılımındaki yerinizin inovasyon ve IQ üzerine olan etkilerine bakıyor mesela. Aslında bu gelir dağılımı, gelir dağılımındaki yerinizin üretkenlik üzerine etkileri var. Onun bence de daha fazla yeni makalelerde incelenmesi gerekiyor. Ona katılıyorum. Şimdi Cem Hoca Ufuk Hoca'nın söz etti. Hem de ilk ödülü alan kişi olarak önce Ufuk Hoca'ya bir söz vermek istiyorum. Görüyorum çünkü ekranda. Sonra da Aykut Hoca'ya bir söz vermek istiyorum. İki eski ödül sahibine. Ufuk Hocam, hem size de atıf da yapıldı. Evet. Ama sizdedir hocam. Tamam. Çok çok teşekkürler. Videomu tamam, şimdi turn'ını bildim. Öncelikle kazanan arkadaşlara Oğuz, Cem ve Ceyhun hocalara büyük tebrikler. Ayrıca da Ömer Faruk hocam ve Asaf hocam, yani size gerçekten çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü yani sonuçta biz bir sosyal bilim alanında çalışıyoruz ve sosyal bilimde ilerlemeyi tartışarak yapabiliyoruz. Ve tartışma ortamlarımız o kadar azaldı ki. Yani doğruyu söyleriz, yanlışı söyleriz, doğru metodoloji uygularız, yanlış metodoloji uygularız ama doğruya ancak tartışarak ulaşabiliriz. O yüzden de bu gibi platformlar çok çok önemli ve de bu tarz ödüllerin daha bizden genç arkadaşlara örnek olması açısından, yapılanların görüldüğünü hissedilmesi açısından vesaire bence çok önemli. Çünkü sonuçta akademisyenlik biraz da yalnız bir meslek ve işte insanlar böyle yalnız başlarına çalışmaktansa böyle yaptıkları işlerin tartışıldığını, görüldüğünü hissetmesi bence çok çok önemli bir stimulus vermesi açısından. O yüzden kazananları tekrar çok çok tebrik ediyorum. Makaleye gelirsek bence çok enteresan bir makale. Ben de tabii ki uzun yıllardır, yaklaşık 17 yıldır bu ekonomik büyüme işlerini düşündüğüm için ilk aklıma gelen şey şu oldu. Şimdi biz ne biliyoruz endojen inovasyon bazlı büyüme modellerinden? Uzun vadedeki büyümenin tek koşulu teknolojik büyüme ve inovasyon. Dolayısıyla uzun vadede inovasyonun oluşabilmesi için insanların maliyetli yatırımlar yapması gerekiyor. Ve bu maliyetleri yatırımları yapabilmeleri için de bunun geri dönüşümü olarak kar elde etmeleri gerekiyor. Yani eğer orada ortadaki karlar sıfırlanırsa insanlar bu topa girmeyecekler. Dolayısıyla biz biliyoruz ki uzun vadeli büyüme için inovasyon gerekli, inovasyon için de kar gerekli. Dolayısıyla eğer biz aslında bu çalışmada sadece uzun vadeli büyümeye odaklansaydık bence kar odaklı büyümenin çok daha sesinin yüksek çıkacağını düşünüyorum. O yüzden aslında bu çalışmanın devamını yaparsanız bence bu ikisi arasındaki farkı yaratmak önemli. Hem kısa vadeli büyümelerde, çünkü catch-up büyümeler oluyor, ama uzun vadeli büyümelerde ancak işte yeni teknolojilerle büyüme sağlayabiliyoruz. Onun haricinde ülkeler farklı gruplardalar, değil mi? Bir frontier'daki, sınırdaki ne denir? Lokomotif ülkeler var. Bir de arkadan catch-up yapmaya çalışan ülkeler var. Şimdi catch-up yapmaya çalışan ülkelerle frontier'daki ülkelerin büyüme stratejileri birbirinden farklı. Şimdi yine şeye dönersek, frontier ülkelere dönersek, o ülkelerdeki genelde ortamın inovasyonu tetikleyici ortamlar olması gerekiyor. İşte eğitim sistemi ona göre, üniversiteyle firmaların dirsek temasında olması gerekiyor. Finansal piyasalarının risk almayı,
İşte bu büyük karla ortaya çıkan firmaların çıkabilmesini tetikleyici bir ortam yaratması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla sanki yaptığınız çalışmadaki ülkeleri frontier ve follower ülkeler olarak ikiye ayırıp bir bakılsa bence orada da enteresan bir sonuç çıkabilirdi. Çünkü frontier ülkelerin profitini sıfıra indirirseniz zaten frontier'deki ülkelerin büyüme marjinini sıfırlamış oluyoruz. Onun haricinde bu biraz hızlıydı benim için oralar ama bazı şeyler konusunda birkaç soru işaretim var. Cevabını merak ediyorum. Birincisi örneğin dış ticarete açık ülkelerin daha çok kar odaklı büyümeli olduğunu söylediniz. Bu aslında çok mantıklı geliyor ama acaba burada ters ilişki olabilir mi? Çünkü şu anda Harvard Üniversitesi'nden Mark Melitz ile bir makale yazıyoruz. Daha çok literature review tadında dış ticaretle inovasyon ve büyüme arasındaki ilişki konusunda. Orada hep gözlemlediğimiz dış ticareti yapan firmalar nelerdir? Genelde en büyük firmalar, karlılıkları en büyük olan firmalar. İşte Apple'ı düşünün vesaire. Dolayısıyla onların karlı olması aslında onları dış ticarete açıyor. Yani dış ticarete açılması onların karlı olmasını ya da o şekilde büyümelerini değil de onlar öyle bir ortam var ki onları karlı hale getiriyor. Karlı hale gelen firmalar daha da büyüyorlar ve yurt dışına açılıyorlar. Dolayısıyla orada acaba sizin yaptığınız bu çalışmada nedenselliğin yönünü daha netleştirebilmenin bir yöntemi olabilir mi? Çünkü yani bana sorsaydınız mesela işte ne düşünürsün bu konuda diye benim prior'ım bu konudaki dediğim gibi şey olurdu. Karların inovasyonu tetiklemesi ve işte inovasyonu da işte dış ticareti tetiklemesi şeklinde olurdu. Bir son bir şey daha söylemek istiyorum. O da bir bulduğunuz ilişkide işte gayri safi milli hasılanın yüksek olduğu ülkelerin wage-led growth'la büyüdükleri konusundaydı. Bu da benim az önce söylediklerimle sanki biraz çelişiyor gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi yani biz zengin ülkelerin genelde böyle işte dünya devi şirketler yaratan ülkeler olduklarını biliyoruz. Ve onların da böyle inovatif şirketler olduklarını biliyoruz ve büyük karların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında benim bu konudaki düşüncem şey olurdu. Genelde zengin olan ülkelerin daha böyle kar driven, profit led büyüme yaşadıkları konusunda olurdu. Yani bu işin aslında biraz daha mikro seviyede aradaki ilişkinin nereden geldiğine ışık tutabilmek bence faydalı olur. Çünkü ben genelde yaptığım araştırmalarda hep böyle mikro verilerden başlayıp makroya gitmeye çalışıyorum ve orada da hep gözlemlediğimiz sektör seviyesinde kar marjlarının büyük olduğu sektörlerde süperstar firmalar ortaya çıkıyor. Süperstar firmalar ortaya çıkınca işte bir anda böyle tak 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 inovasyonlar yapıyorlar ve genelde ücretleri baskılıyorlar ve onlar karları daha da büyütüyorlar. Böyle bir sarmala giriyor o sektörler baktığımız zaman mikro verilerde. O yüzden bu makro analizler bence çok kıymetli, çok değerli ama bu sanki bir başlangıç gibi geliyor bana. Bunun devamında biraz daha mikro verilerden ya da daha sektör seviyesindeki verilerden acaba daha detaylı buradaki mekanizmalar nedir? Yani bu black box içerisinde ne wage-led growth'u ne işte profit-led growth'u tetikliyor konusuna biraz daha ışık tutulması bence bayağı faydalı olur diye düşünüyorum. Ama genel olarak yani çok keyif aldım sunumunuzdan. Hem sunumunuz için çok teşekkürler. Hem de ödül için tekrar tebrikler. Tamam Ufuk Hocam. Akut Hocam size bir söz verelim. Bir 2020 ödül sahibi olarak. Çok teşekkür ederim Ömer Faruk Hocam. Öncelikle tabii tebrik ediyorum 3 hoca arkadaşımı da. Yani bu geçen sene ben de bunu kazandığımda çok gururlanmıştım. Çok beklemiyordum ben kazanacağımı. Özellikle Ufuk Hoca ilk yıl ödülü aldıktan sonra ben kısaca bahsedeyim. Ben bayağı tereddüt etmiştim. Yani makalemin iyi olduğunu düşünüyordum ama tereddüt etmiştim. Yani ne yapsam acaba diye. Son dakikada eşim çok ısrar etti. Ya başvur işte. Hem makalen okunmuş olur dedi. Ben de o yüzden başvurmuştum. Ömer Faruk Hoca aradığında da bayağı o sesimden anlamıştır yani. Sürpriz olmuştu benim için. Ama tabii çok gururlandım. Yani o yüzden 3 arkadaşımı da çok tebrik ediyorum. Ve ayrıca yine hem Asaf Hoca'ya hem İktisat Toplum Dergisi'ne ben de çok teşekkür etmek isterim. Çünkü yani ödül motive eden bir şey. Sorumlulukla yükleyen bir şey.
Yani bazı olumlu şeyleri var. Ve işte çalışmanızın görünür kılınması belki akademideki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü birçok zaman biz bunların çok teknik dile işte hapsolduğunu, sadece uzman arkadaşlarımızın anlayacağı şekilde kaldığını biliyoruz. Başka platformlarda daha işte Asaf Hoca'nın dediği gibi işte public intellectual düzeyine inmeye çalıştığımızda bu herhalde toplumsal faydasını da arttırıyordur. Mesela ben ondan sonra birkaç yerde o makalemi sundum ve hep de hani iyi dönüşler aldım. Yani biraz daha anlaşılan şekilde anlatmaktan oradaki bulgularımı. O yüzden yani Oğuz Hoca, Cem Hoca ve Ceyhun Hoca da onu yaparlar. Zaten diğer çalışmaları da takip ettiğim ve öğrenmeye çalıştığım şeyler. Bu makaleyi çok ayrıntılı okuma fırsatım olmadı henüz. Ama bakacağım mutlaka. Sunum için teşekkür ediyorum. Biraz şey konusunda bir şeyler ekleyeyim. Bana madem sözü verdiniz. Teşekkür ederim tabii çok uzatmadan. Bu heterodox, işte neoklasik, biraz Ceyhun Hoca bahsetti ilk makaleyi motive ederlerken neler düşündüklerinden. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani iktisadi düşünce ve yöntem bilim konusuna biz hangi cenahtan olursak olalım, yani Walras-Gil de olsak, Keynes-Gil de olsak, işte Marx-Gil de olsak, bunu düşünmeliyiz. Yani yaptığımız işin gerçekten bir bilimsel ilerlemeye tekabül etmesi için bunun biraz olsun, yani tamamen o konuda uzmanlaşmışsak bile tabii ki, ama felsefi yönü hakkında biraz düşünümsel, yani refleksif olmamız gerektiğini düşünen bir iktisatçıyım öteden beri. Yani bu biraz tabii benim daha önce zaten yöntem bilime meraklı olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Veya işte Foucault Hoca bilir, yani o hatırlayacaktır. Bir sürü büyüme iktisatçısı da Koopmanslardan beri, Solovlardan beri hep hani yöntem şeyine çok meraklılardır. Yöntem konusunda yazıp çizmiş iktisatçılardır. İşte son dönemde Paul Romer mesela iktisatta matematiğin kullanımıyla ilgili şeyler söyledi. Dolayısıyla ben heterodoks olmasak bile heterodoks iktisatçıların ne dediğine bakmamız gerektiğini, neoklasiksek bile işte diyelim ki ben bu ara mesela evrimsel iktisat konusunda biraz daha bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu iyi bir şey. O yüzden de bir post-Keynesyen işte Kaleçkici bir çalışmanın da ödüle layık görülmesi o açıdan da bence iyi bir sonuç. Bunu daha fazla keşke biz de okusaydık. Yani Ceyhun Hoca'ya katılıyorum. Biz de doktorada böyle şeylerle uğraşmaya pek vakit bulamamıştık. Sonradan da öğrenmek şey oluyor ama bir şey ekleyeceğim ve bitiriyorum. Aslında son dönemde birkaç makale gördüm. Hem Marx-Gil ya da Sraffacı hem de Neo-Keynes-Gil ya da Post-Keynes-Gil modellerin farklı model kapatma varsayımları altında neoklasik modellerle bile benzer hale getirilebileceğini söyleyen birkaç makale gördüm. Mesela bir tanesi Mark Satterfield'ın galiba. Yani farklı varsayımlar yapabiliriz. Mesela bazı modellerde işte capital output ratio, sermaye hasıla oranını mesela sabit tutup başka bir değişkeni içsel hale getirebiliriz. Başka bir modelde işte utilization rate'i değiştirebiliriz. Yani sabit tutabiliriz veya içsel hale getirebiliriz. Aslında bu makro büyüme ve dağılım işte eşitsizlik modelleri arasında hem dışsal neoklasik hem içsel neoklasik işte hem post-Keynesyen birçok model birbirine çok benzeyen yapılara sahip hale getirilebiliyor. Bu beni açıkçası şeyde motive etti. Acaba ben de ampirik bir çalışmayla böyle farklı modelleri hani değerlendirebilir miyim diye düşünmüştüm o makaleyle karşılaştığımda. Daha sonra da zaten Oğuz Hocaların, Oğuz Cem ve Ceyhun Hoca'nın bu makalesinin ödül aldığını öğrendim. O açıdan da çok sevindim. Tekrar çok tebrik ediyorum. Makale üzerine bir sorum yok. Biraz daha anlamam lazım. Bugün de birkaç böyle kapı falan çaldı. Telefon geldi. Çok çok iyi takip edemedim. Kusura bakmayın ama tekrar hem tebrikler hem de Asaf Savaş Akad Ödülü için İktisat Toplum Dergisi'ne ve Asaf Hoca'ya çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler Akit Hoca. Şimdi Öner Hoca'nın bana gelen notları var. O notları okumak yerine Öner Hoca'ya söz vereyim. Hocam birkaç şey de siz söylerseniz onu sana zaten zamanımız doluyor. Öner Günçal'da hocam. Önce merhaba diyorum.
Sonra mikrofonu size veriyorum eğer ekrandaysanız hala. Ben pardon görüntüm yok ama sesiniz yeter. Sesim yeter herhalde. Ben de kutluyorum her üç arkadaşı da. Özellikle de Cem'i. Cem bizim daha önceden hem asistanımızdı hem de öğrencimizdi. Dolayısıyla gurur verici bir şey. Çalışmaları da ilgi ve alakayla da takip ediyoruz. Ben tabii Asaf Hoca'nın görüşleri katılamadım. Bir başka toplantı biter bitmez hemen buraya dahil oldum. Dolayısıyla çok özür dileyerek sunuşu izleyemedim. Asaf Hoca'nın konuşmasına yetişebildim. Dolayısıyla bir vurgu yapmak istiyorum. Bu konulara benim çok ilgim var aslında ama daha önce de Metronomica diye bir dergi var. Zaten bilirsiniz sizler. Benim de bir makalem revizyondan geldi bu dergiden. Orada da Asaf Hocam da biraz önce bahsetti. Tradable ve non-tradable bağları açısından ayrıştırması söz konusuydu. Benim tezim daha çok o Turnbull Law framework'ü içerisinde non-tradable sektör çekişli bir büyüme modeli üzerinde ben duruyordum. Yani Turnbull genelde ihracatı ve dış ticareti esas alıyor. Ama son yıllarda görüyorsunuz ki gelişmekte olan ülkelerde, mesela Türkiye'de büyümenin kaynağı non-tradable sektör oluyor. Yani sanayisizleşme denilen husus. Benim aslında notum Ömer Faruk Bey'in geçen haftaki, iki hafta önceki toplantıda da çok dikkatimi çeken önerisiydi, ifadesiydi. O da bu konuyla bağlantılı. Yani makro iktisadı tek mallı bir model olarak düşünmek bana göre çok mümkün değil. Bu tradable ve non-tradable ayrımını mutlaka dikkate almak gerekiyor. Çünkü her iki sektörün de belirleyicileri, piyasa koşulları birbirlerinden farklı. Örneğin mesela Ufuk Bey biraz önce kâratlerinden bahsetti. Ama o tabii ki gelişmiş piyasa ekonomileri için bir beklenti. Ama Türkiye'de non-tradable sektör piyasa mekanizması üzerinden transfer ödemesi yapmak için kullanılan bir sektör. Oradaki arz talep koşullarına siz müdahale ederek karlılığı belirlersiniz. İstediğiniz kadar inovasyon ve tradable sektöre destek çıkın. İnşaat sektöründeki karlılığı yakalayamazsınız. Yani bu tip müdahaleleri dahil etmek gerekiyor. Şimdi Ömer Bey'in şeyine katılıyorum demiştim. Çünkü pandemi sonrası dünyanın da bence en önemli problemlerinden bir tanesi iç talep meselesi olacak. Yani uluslararası ticaret globalleşmiş dünya ekonomisinde olduğu gibi hani Roderick'in söylediği o ultra globalleşme dönemindeki kadar olmayacağı benziyor. Ama ülkelerin de bu borç stoğuyla baş edebilmeleri için ciddi oranda büyümeye ihtiyaçları var. Büyüme yoksa enflasyona ihtiyaçları var. Yani ya biri ya öteki ya da oturacaklar borçları baştan aşağı silecekler. Ama iç talebin özellikle desteklenebilmesi, tradable sektörün desteklenebilmesi ise kaynağa ihtiyaç duyar dışarıdan. Ama böyle bir dönemde değiliz artık. Bundan sonra da olmayacak. Yani debt overhang'in olduğu bir dönemde bizim gibi ülkeler iç talebi destekleyecek, non-tradable çekişli bir büyümenin yakıtını bulabilecek durumda değil. Dolayısıyla ben şahsen kendi düşünmelerim neticesinde çok fazla bir çıkış yolu göremiyorum işbirliğinden öte. Yani ülkeler birbirleriyle rekabet içerisine girip birbirlerini yok etmeye çalışırlarsa yani ticaretten benim umudum çok fazla yok açık söyleyeyim. Ülkelerin içeriye dönmesi lazım ama içeriye dönebilmeleri için de o iktisadi faaliyetleri finanse edecek paraları yok. Yani o yüzden de diyorum ki önümüzdeki dönemi tahlil edebilmek için bu iktisadi faaliyetler arasındaki ayrım
çok daha önem kazanacak. Hatta belki de ücret düzeyleri, fiyat düzeyleri de, yani nispi fiyatlar da iktisadi sonuçlar itibariyle önemli sonuçlar ortaya çıkartacak diye düşünüyorum. Ömer Faruk Bey'in yaptığı proposition'a bu yönde bir katkı yapmaya çalışmıştım. Ona şahsi yazmıştım ama o beni birden ortaya attı. Hocam sağ olun. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama iki jüriyemiz ekranda. Önce Ayça Ebu Hoca'ya söz vermek isterim. Sonra da Osman Aydoğuş'a. Ayça Hocam, mikrofon sizde. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben kazanmayı tebrik ederim. Ben Cem dışındaki diğer arkadaşları tanıyorum. Hele Oğuz benim mesai arkadaşım. Aynı bölümde hocayız. Çok gurur duydum genç bir hoca olarak böyle bir ödülü kazanması için. Tabii Asaf Hoca benim canım, hayatımı değiştirmiş biri. Ve onun adına böyle verilen böyle önemli bir ödül bence. Yani dikkatin buraya çekilmesi, toplumla temasın kurulması, hakikaten sosyal bilimci olarak bizim temas etmemiz konusunda bu kadar güzel bir ödül, gençleri yüreklendirici, bu kadar güzel fikir alışverişi sağlayan bir ödül bu ve ben onun çok pek çalışma alanım değil çoğu makale ama çok büyük onur duyuyorum. Ve İktisat ve Toplum Dergisi çok önemli bir iş yapıyor. Ben Asaf Hocam biliyor. İzninizle çok kısa, bununla ilgili çok yakın bir geçmişte olan, beni çok mutlu eden bir olayı anlatmak isterim. Benim bir yüksek lisans öğrencim bizde asistan olarak yeni vazifeye başladı. Ve ben onunla çok paylaştığım böyle eleştirel düşünce diye bir dersimiz var. Orada da toplumlar arası gelişmişlik farklarının kökenleri konusunda konuşuyoruz. Farklı perspektifler. İşte Derek Diamond'dan başlayıp Doran Hocamoğlu, işte Max Weber falan gibi farklı şeylerden. Ve oradaki bütün şeyi biliyor. O da benim bu derste de talebem olmuştu. Çok enteresan bir şey yaptı. Dedi ki ben hocam bu derste sizde işte başarılı olmuş öğrencilere aldığım ilk maaşla bir ödül vermek istiyorum. Ve ben çok faydasını gördüğüm için, benim şeyimi, ilgimi değiştirdiği için ben İktisat ve Toplum Dergisi'nin bir yıllık aboneliğini hediye etmek istiyorum dedi. Ve burada en yüksek notu almış ve bu işe çok ilgili olduğunu bildiğim iki öğrenciye böyle bir abonelik hediye etti. Bence bu çok önemli, yani çok sembolik ama çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla İktisat ve Toplum Dergisi'ne zaten yani ilmi anlamda bunun paylaşımı anlamında çok büyük katkı yaptığını düşünüyorum memlekete. Bunun dışında da gençleri bu tip bir ilgilerini uyandırmak konusunda da çok önemli bir misyon yüklendiğini düşünüyorum. Bunun bir parçası olmaktan da çok naçizane gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Tekrar arkadaşları tebrik ederim. Hocam ne güzel yapmışsınız Asaf Hocam. Bu ödül şahane bir fikirdi. Ömer Faruk Hocam'a da çok teşekkürler, sevgiler diyeyim. Hocam biz de teşekkür ederiz. Ayrıca asistanlar çok sevgilerimizi iletin. Faydalı bir iş yaptığımız için mutlu oluyoruz. Çok sevgilerimi ve selamlarımı iletirseniz editör olarak çok sevinirim. Ama şunu da söylemekte fayda var. Çoğu zaman tekrarlıyorum ama İktisat Toplum Dergisi'nin belki hani görünen yüzü olarak işte birkaç kişi çok fazla görünüyor. Editör olarak ben gözüküyorum ama İktisat Toplum Dergisi tam bir imece usulü çıkıyor. Sizlerin katkılarıyla. Hatta dergi artık bizim değil. Yazarların ve okuyucuların diyoruz. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Mutfakta çalışıyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. İşte o derginin ilk aşamasına itibaren katkı veren, imdat dediğimizde tamam yapıyoruz diyen hocalarımızdan birisi Osman Aydoğuş, sevgili dostum. Osman Hocam mikrofon sende. Sevgili Ömer Faruk, çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle Asaf Savaş Hoca'yı kutluyorum. Böyle bir ödülü hem finanse ettiği için hem de kurduğu için. Tabii ki ikinci olarak da Ömer Faruk Hoca'mızı ve Fethiye arkadaşımızı İktisat Toplum Tabii. Dergisi'nden kutluyorum. Böyle bir ödüle ortaya koydukları için. Tabii asıl kutlama genç arkadaşlarımıza. Ben gerçekten hem heterodoks iktisatı bize tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyorum. Son derece kaliteli, çıtayı yükselten birindeyse bir çalışma yapmışlar. Dört dörtlük gözlemlediğim benim. Ve günümüzde iktisat teorisi, iktisat bir arayışlar içinde biliyorsunuz. O 70'lerin sonunda ortaya çıkan bir bunalım dönemi vardı. Orada bir arayışlar vardı. Keynesyen dönem sona eriyordu. Yeni bir dönem açılacaktı. Bugün içinde bulduğumuz dönem ben ona benzetiyorum biraz. Bir arayış dönemi. Yeni bir şeyler gelecek ama ne gelecek tam bilemiyoruz. Yani. Bu makale Türkiye'den yapılmış bu arayışlara katkı sağlayacak çok ciddi güzel bir makale olmuş. O nedenle ben genç arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir de küçük sorum olacak. Meta regresyon, meta analiz kısmında 41 ülke dahil edilmiş. 1961-2011 arasında 50 yıllık bir dönemi kapsıyor. Niye 2011, niye orada bitiyor onu merak ediyorum. Bir de 41 ülke içinde muhtemelen bunlar gelişmiş ülkelerdir. Doğru mudur? Yani ne dersiniz? Şimdi Osman'cığım çok teşekkürler. Bu arada programı da arayışlıyorsun. Aramaya devam ediyoruz. Aklıma esasında Gramsci'nin bir lafı geldi. Eski doğrular yıkıldı, yeni doğrular henüz ortaya çıkmadı diye. Biz de birazcık onu arıyoruz. Şimdi Cem ya da Ceyhun Hoca'dan ya da Oğuz Hoca'dan Osman'ın sorusuna yanıt alıp onların son sözünü alıp sonra da Asaf Hoca ile kapatmamız gerekiyor. Biraz süremizi de açtık ama olsun. Söz sizde, hangi hocamız yanıt verirse Osman'ın sorusuna ve veda sözlerini aldım size. Sonra da Asaf Hoca'ya vereceğim sözü ve kapatacağız beraber hocamla. Ben hızlıca cevap verebilirim isterseniz eğer arkadaşlar. Yani biraz bahsetmiştim galiba. Bu 41 ülke olmasının gerekçesi şu. Yani veri eksikliğinden kaynaklıydı. Biz bu projeye 2014'te evet. başladık dediğim gibi. 2014'te başladığımızda daha o zaman Penworth Tables'ın ücret verileri yoktu ortada. O yüzden ücret verisini almakta zorlanmıştık özellikle. Ve yani alt sayıda ülke için ve sınırlı yılda var maalesef. Şu anda bu çalışmayı aslında replicate etsek daha uzun ülke için de yapabiliriz. Daha uzun sayı bir zaman dilimi ve daha fazla sayıda ülke için yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de hızlıca diğer yorumlara da bir iki cümleyle cevap verecek olsam aslında cevap da değil de yani hani tartışmayı kapatmak açısından belki de. Hani önerilerde haklılıklar payı var özellikle Ufuk Hoca'nın da önerilerinde. Tabii bu literatür biraz Ufuk Hoca biraz daha arzyanlı bakıyor tabii olaya. Yani ben de öğrenim hayatım boyunca arzyanlı baktım zaten. Bu literatür biraz daha tabii böyle talep yanlı bir literatür yani. Dolayısıyla ya talep yanlı büyüme, demand-led growth literatürü. Burada tabii mikro foundation falan da yani o mikro temeller falan da çok aslında. Mikro temelli bir şey yok yani. Daha makro ve agregat seviyede böyle bir model şey. Tabii farklı varsayımlara dayanıyor. O yüzden hani firma seviyesinde analiz, yani onlar da tabii gayet önemli, doğru katılıyorum. Az yanlı da bakılabilir aslında bu tip bu sorulara ama biz hani biraz daha o modellerin testini yapmaya çalıştığımız için ampirik olarak o modelleri taşımak istediğimiz için o modellerde zaten nedensellik ilişkisinin yönü belli. Yani hani varsayım o şekilde yani hani farklı kısıtlayıcı varsayımlara dayanıyor. Bir de belki şöyle şununla da bitireyim yani tabii bu kısıtlayıcı varsayımlar hani modelin varsayımları pek çok şeyde yok yani özellikle mesela günümüz Türkiye'si için işte akademik özgürlük olsun. Efendime söyleyeyim işte kurumların özelliği olsun tabii bunlar da yok mesela. Dolayısıyla hani daha böyle biraz yani kısıtlı varsayımlara dayalı bir şey. O nedenle de hani biz de o varsayımlara dayalı olan modelin testini yaptığımız için de hani orada bıraktık ama yani öneriler gayet tabii haklı öneriler yani ve eleştiriler. Onlara da tabii ilerleyen şeylerde bakılabilir. Teşekkür ediyorum. Ya ben de bir şey söylemek isterim. Hocam kapatmadan.
Şimdi Osman Hoca'nın sorusuna cevap verelim. Genellikle gelişmiş olan ülkeler var bizim örneklerimizde, fakat gelişmekte olan ülkeler de var. Ekvador, Mısır, işte Türkiye, Endonezya gibi. Aslında o 41 ülke biraz daha karışık, genellikle gelişmiş olan ülkelerin olduğu ama daha karışık bir şey. Biraz yani bütün hani yorumlar için öncelikle teşekkür ederim. Ufuk Hoca'nın söylediklerine birkaç şey ben de söylemek istedim. Şimdi ben bu ücretlerdeki artışın uzun dönemli üretkenlik üzerine etkisini önemsiyorum. İşte yeni bir çalışma da o yüzden yürütüyorum. Bunu işte daha çok mikro veri kullanacağız. Şimdi o şey dedi, yani ücretler belki uzun dönemli bakılsa daha kar çekişli bulabilirsiniz dedi, ama aslında şöyle, yani talep yatırımlar bir yandan kârdan olumlu etkilenebilir ama bir yandan da talepten de olumlu etkileniyor. Yani kısa dönemde talebi olumlu arttırmak da aslında inovasyonu teşvik edebilecek bir şey olarak ortaya çıkabiliyor. O yüzden kısa dönemli etkilerin de uzun dönemdeki büyümeye olan etkisi var. Onu belirtmek isterim. İkincisi de ücretlerin daha yüksek olması hem eşitsizlikleri daha azaltarak, yani daha uzun dönemde eğitimin daha yaygınlaşmasına olumlu katkıda verebilir. Bu anlamda inovasyonu teşvik edebilir. İkincisi, ücretlerdeki artış biraz daha ücret tasarrufu yapan teknolojilerin getirilmesini teşvik edebilir. O anlamda yatırımları teşvik eder. Bir de şöyle bir şey var. Yani düşük ücretli bir ülke olursa Türkiye, belki hep tekstil gibi daha ücrete dayalı sektörlerde olacakken, ücretler eğer Türkiye'de artmaya başlarsa bu yatırımcıları da aslında daha yüksek teknoloji üreten, daha yüksek katma değer üreten sektörlere yatırım yapmaya yönlendirebilir. Yani bu anlamda da uzun vadede ücretlerdeki artışın büyümeyi, inovasyonu ve olumlu anlamda yapısal dönüşümü etkileyecek etkileri olabilir gibi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Azap Hocam, size söz kapatmak için söz vermeden önce Ufuk Hoca'yı karşımda gördüğüm için ben ona mail attım ama galiba arada kaynadı. Efil Journal'la İktisat Topluma Hey kurumuna yer almanız için mail atmıştım. Dedim bir daha atmayayım, artık yüzde görürüm. Herhalde olur, alıyorumdur. Çok teşekkür ederim. Seve hocam. Seve seve. Alın. Bir kere kapanışı ben yapacağım için sonra söyleyeyim bu cümleleri. Asaf Hocam, buyurun. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Ben çok teşekkür ederim bütün katılanlara. Beni çok mutlu ettiniz hepiniz. Tabii bu önemli bir yani, bu tartışmalara geri dönelim. Daha işte başka modeller, retrolog modeller, şeyler, bunlara geri dönelim. Yani bu tip tartışmaları, çalışmalara devam edelim diye düşünüyorum. Bu Ömer Faruk'la benim görevim. Biz de bulalım şeyleri, ilgili arkadaşları devam edelim. Onları yarın ben size telefonla söylerim. Yeni cim fikirler geliştirdim. İki gündür evdeyim ben çalışmak için. Ben öncelikle ödül alan üç akademisyen arkadaşımıza, dostumuza kutluyorum. Daha büyük ödüller, daha farklı yerlerde tekrar buluşmayı diliyorum. Tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımıza katılıp destek veren İktisat Toplum Dergisi'nin yayın kurulu üyelerine, danışma kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey başardığımızı görmekten inanın çok büyük keyif alıyorum, mutlu oluyorum. En büyük dileğim bir gün öldüğümde bile olabilir, sorun değil. Kadro dergisine ilişkin, Yön dergisine ilişkin doktora tezleri yazıldı. Hikmet Özdemir Yön dergisini yazmıştı. Umarım bir günde İktisat Toplum dergisi üzerine bir yüksek lisans doktora tezi yazılır. Çünkü farklı bir şey yapıyoruz. Belki de dünyada çok derginin yaptığı, birlikte çalışarak üretme işini başarmış bir dergiyiz. Asaf Savaş Akıllı Hocam'a teşekkür etmek ayrı bir şey. Çünkü o bu derginin babası bir taraftan. Ve her türlü konuda ona danıştığımda tek söylediği şey kara kaplı deftere bir bakalım olur. İyi ki kara kaplı defterde yerimiz var. Bundan da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hocama da çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
İyi ki varsınız, iyi ki birlikte olduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.